İyi günler efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün fırtınadan önceki sessizlik gibi belki diyebiliriz. Çünkü Ankara'nın siyasetinde, medyanın da dikkati yarın Diyarbakır'daki cenaze törenine çevrili. Çok geniş kapsamlı bir tören olacağı belli. Herkes provokasyona gelmeyelim, provokasyon olmasın uyarısında bulunuyor. Fakat o kadar herkes bunu söylüyor ki, hani herkes derken sahiden herkes. Şimdi birdenbire hani peki provokasyonu yapacak olan kim olabilir? Hani kim neyi kastediyor diye düşünmeden edemiyoruz. Bugün... Sen galiba bir provokasyon şüphelisi buldun. Yok, hayır. Milliyet gazetesinde ki şu fotoğraf bir kere o cephe açısından çok önemli bir şey ifade ediyor. Kadınlar Sakine Cansız'ın tabutunu karşıladılar. Provokasyona gelmeyenlerin başında da Başbakan Erdoğan geliyor dünkü grup konuşmasında. Onunla birlikte sana soracaktım. Şimdi provokasyona gelmeyelim. A, ne olursa provokasyona geliriz. B, provokasyon diyelim ki oldu. Hani ne gelmesi şimdi, ihtimali var başımıza? Şimdi cevap istemiyorum ama. Peki. Sen düdüğü çaldın, dur kalk ama tamam. Yok, ben şimdi kırmızı ışıkta durdum. Yok, estağfurullah. Başın latifesi. Şeyi, tamam. Birkaç notumuz var paylaşmamız gereken. Hakikaten latife şu anda ben de biliyorum. Çünkü Burhan Doğançay'ın örneğin vefatını paylaşmamız lazım. Burhan Doğançay, görüyorsunuz, Ribbon Mania, kurdele manisi, manyaklığı, kurdele çılgınlığı diyebileceğimiz zaten bir stili var. Tam da bu ismi taşıyan, Ribbon Mania adını taşıyan eseriyle Metropolitan Müzesi'nde New York'ta kalıcı koleksiyona alınan ilk Türk ressam ve resmi hayata veda etti. Çok önemli bir ressamdı. Sadece bu Metropolitan Müzesi'ne eserini kabul ettirmek gibi bir nedenle değil. Her anlamda çok önemli bir ressamdı. En son İstanbul ressamdı. Modern'de bu duvar resimleri sergisini açmıştı biliyorsun. Müthiş bir şey değil mi? Gerçekten çok müthiş etkileyiciydi. Dünyanın her yerinde duvar resimleri. O sergiyi de bizzat kendisinin rehberliğinde gezme fırsatı yakalayanlardanım. Sonrasında sohbet imkanımız da oldu. Etkileyiciydi. Yani tarz senin olarak... Senin başın sağ olsun o zaman. Yani bütün sanat herkes camiasının de, ve Türkiye'nin başı sağ olsun değerli bir sanatçıydı sonuçta. Çok emek vermiş birisiydi. Zaten hayat hikayesine dönüp baktığınızda orada da bunu görürsünüz. Gerçekten sanatına hayatını ömrünü adayarak yaşamış birine Türkiye uğurluyoruz. Gibi bir ülkede sanatın, sanatçının hor görüldüğü bir ülkede sanat haberini birinci sayfaya taşıyabilmek, gazetelerin birinci sayfasına, televizyonlarda programlara taşıyabilmek bile başlı başına bir şeydir. Kesinlikle öyle. Ama keşke bu hep ve daha çok vefat haberiyle olmasa. Olmasın. Hayır keşke ama vefatından olmasa. Önce de tabii, çok tabii şükür. Burhan Doğançay, yani ben de üzerine en az bir tane yazı yazabildim. Öyle yani, mi? Dolayısıyla tabii ki Burhan Doğançay ilk kez haber oluyor değil. Tabii. Ama sonuçta yaşarken o vefayı gösterebilmek önemli. O da bizim erdemimiz olmalı. Toplumsal erdemimiz, toplum olarak ama vefa adına olmalı. Değil. Bu konuyla ilgilenmek sanatın değerini, sanatçının takdir değerini vermek açısından, adına. Takdir etmek tabii, açısından tabii, söylüyorum. Tabii. Yani Burhan Doğançay başka bir şekilde başlamışken kariyerine diplomat olarak, sonra oradan tamamen onu bırakıp büyük bir hayat riski alarak, gelecek riski alarak başka bir yola, sanata yönelmiş bir isim. Ve bir başarı hikayesi yani. Şimdi sanatın Türkiye'de hani Doğançay başarısının yanı sıra bu söyleyeceğimi de aslında tekzip eden bir isim oldu. Sanatın para getirmediği bilinir. Temaşa sanatı, gösteri sanatı, özellikle güldürüye dayalı olanlar hariç. Hani ressamlar genellikle ya ölümüne yakın ya ölümünden sonra paraya kavuşurlar. Bu nedenle hani oğlum, kızım müzisyen olacak, ressam olacak,
gibi böyle bir ihtimal anne babaları, kim anne babaları demek lazım tabii. Aslında korkutan, kaygılandıran ihtimallerdir. Aynı zamanda Burhan Doğançay çocuklara bu zevki aşılayan çok özel kurslar, eğitimler vererek sanatın nasıl gelecek kuşaklarca da sahip çıkılması gerektiğini, sanat ateşinin kıvılcım halindeyken eğer keşfediyorsanız aleve dönüşmesi gerektiğini hem anne babalara hem de çocuklara anlatmıştı. O nedenle benim için de çok özel bir yeri vardır. Sanatın Türk sanatçılarının dünya çapında bir yer edinebilmesi için himaye edilmesi, devlet tarafından himaye görmesi gerektiğini düşünenlerdendi. Ya son da büyük vakıflar, söylemişti. Neyse ki bazı büyük vakıflar, aileler, sermaye grupları bunu yapıyorlar. Ülker en son işte İstanbul Modern'deki sergisinde Ülker ciddi bir destek ve sponsorluk katkısında bulunmuştu. Yani kolajları para da eden etkileyici çalışmalardır Burhan Doğançay'ın. Meraklılarına özellikle öneririm. Farklı bir tarz, farklı bir stil ve aynı zamanda dünya kültürü, dünya şehirleri, dünya kent kültürü hakkında size çok, çok şey anlatır. Çok. Orada kronolojik olarak tarihin akışını da görürsünüz aslında. Onun koleksiyonlarına baktığınız zaman gözünüzün önünden aynı zamanda bir kültür tarihi akar, şehir tarihi. Dediğim gibi yani hani illa mutlaka bir kulp bulacaksın deme ama çok önemli çünkü bence. Bir ülkenin başkentinin belediye başkanı hani tükürürüm böyle sanata dememeli diye hatırlatmak durumundayım. Ya da herhangi bir heykelin yerinden kaldırılıp işte bir çöp parçasıymış gibi atılması. En son İstanbul'da kim bilir kaç heykel kaldırıldı diye haberler okuduk. Ya da bir sergide nü tablolar var diye, kraldan çok kralcılıkla üstelik arkaları döndü ama tabii bu iklim nedeniyle belki. Bu nedenle de biraz ben Burhan Doğançay hakkında bu kadar konuşmamızı anlamlı buluyorum. Hakikaten sanata ve saygıya her şeyden önce saygı göstermek borcumuz var. Hani destek falan bir yana. Şimdi bugünün haberi değilse... Rahmet diyoruz. Evet. Günün karesine geçelim. Günün haberi bir veda haberi. Günün haberi demeyeyim ama yani neyse. Günün karesine geçelim. Şimdi bütün gazetelerde birinci sayfada bu fotoğrafı zaten görüyorsunuz. İşte Hürriyet gazetesinde var. Diğer aslında tek tek göstermeyeyim. Sabah'ta var. Bu gazetelere biraz sonra tekrar geleceğim. Gördünüz küçük bir kız çocuğu adı Hale Toğan'a. Hocası öğretmeni ödev vermiş. Başbakan Erdoğan'la dün grup toplantısından sonra zannediyorum bir röportaj yapma fırsatını bulmuş. 4 soru sormuş. Biz o 4 sorudan ikisini galiba öğrenebildik. Biri nasıl bu kadar çalışabiliyorsunuz sorusu imiş. Şimdi bu şeyle ilgili nasıl bu kadar enerjik kalabiliyorsunuz soru bu. Cevap kötü alışkanlığım yok başbakan söylüyor. Alkol almam, sigara içmem diyor. Bunların hakikaten ama insanı enerjik tuttuğu, zinde tuttuğu söylenebilir. Yalnız şöyle de bir problem var. Bütün Türkiye'deki ilkokul öğretmenlerini ve öğrencilerini mahvetti şimdi başbakan bu şeysiyle. Niye? Şimdi düşünsene yani bütün öğrenciler öğretmenlerinden böyle bir ödev bekleyecek ya da alacak. Tabii kim başbakanla mülakat yapmak istemez. Bir de okulların biliyorsun duvar gazeteleri vardır. O gelenek devam ediyor şimdi. Hemen her seviyede okulda tabii, bu tabii, var. Tabii. Ve bu duvar gazetelerini çıkaran öğrenciler ben bildim bileli zaten başbakandan mülakat talep ederler. Bunlardan yani istisnai olarak bazıları bu taleplerini gerçekleştirme şansına kavuşur. Ne yapardınız peki siz mesela sen o başbakanla talepler, birlikte çalışırken yani mümkün şiirler olduğunca, yazar gönderir miydiniz? Mümkün olduğunca o talep birebir teması önemsediği için başbakan onlar da isterler. Bir defa temas ettirilir
sonrasında da işte mülakatını tamamlamasına bir şekilde yardımcı olursunuz. O koşullar ne kadarına neye el veriyorsa ona göre hareket edersiniz. Ama bu talepler özellikle yani miniklerden duvar gazetesi çıkaran öğrenci arkadaşlarımızdan geldiğinde daha bir özenle dikkate alınır. Yani senin benim talebimizden daha fazla dikkate alınır, onu söyleyeyim. Şimdi tam da zaten sen topu ortaladın. Senin de, öyle senin de lafı nereye getireceğini gördüğüm için evet. Sen önden bir şey yapıp, vallahi, bir hamle yapıp. Şimdi senin benim talebimizden daha öncelikli değil mi? Ben sırada bile değilim, 1000 yıl yaşasam. Ama şunu düşünüyorum, ben başbakanla röportaj yapabilmek için ya da şöyle söyleyeyim, bir takım böyle televizyonlarda programlar yapılıyor malum. CNN Türk'te de yapıldı geçmişte bunlar. İşte başka kanallarda da yapılıyor. Ben hiçbirinde başbakana soru sorma kadrosunda olamadım. Ama şimdi bu bana bir şey verdi, fikir verdi. Küçük Ayşe rolünde acaba diyorum gidip böyle bir başbakanla bir röportaj yapabilir miyiz? Bak sen? 23 Nisan zor, iyi bir mi? Fırsat. 23 Nisan. Bak, bence iyi, o tarihi kolla. Doğru yani söylüyorsun. O tarihte şansını deneyebilirsin. Ama evet. Yani kafaya kurdele taksan bile... Umutsuzluğa kapılma, ne olur ne olmaz. Umutsuzluğa kapılma, evet. Belki bir gün olur. Şimdi tabii yani nasıl bu kadar enerjik kalıyorsunuz sorusu iyi bir soru. Fakat tabii benim sorularım hemen kılık değiştirsem bile ele verir diye düşünüyorum. Neyse başlayalım efendim sorularımıza ve bu girizgahtan sonra kimsenin gündeme. Kimsenin sormadığı ve soramayacağı bir takım soruları soracağını düşünüyorsun herhalde. Hayır canım, o kadar iddialı değilim. Başbakan'a soramıyor ama köşesinde soruyor, böyle programlarda soruyor. Bence son mülakatında her şey soruldu başbakana. NTV'ye bir mülakata çıkmıştı hatırlarsan. Bence bir tek sorulmayan bir tek soru vardı, onu da burada konuşmuştuk. O da o grubun televizyonunda yayınlanan sadece, bir dizi olduğu için sadece, Muhteşem Yüzyıl. Evet ama yani sorulmadı. O mesela bence magazin bile kalabilir. Şimdi benim soru sormaktan ve bir röportajdan kastettiğim şu. Şimdi bir şey soruyorsun, başbakan bir yanıt veriyor. Oysa senin elindeki veriler bunun aksini gösterebilir. Ya da diyelim ki Sayın Başbakan bir yıl önce tam aksini söylemiştir o gün söylediğinin. Ama Sayın Başbakan bir dakika siz demiştiniz ki diyebilmek imkanı olmadan soru ne? İşte bu hayat pahalılığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Hayat pahalı değil böyle. Şimdi bu bana röportaj geldi. Başbakanla argümantasyona girebilmekten bahsediyorsun. Yani karşılıklı atışalım. Şimdi soru sormakla bir şeylerin altını çizmekle atışmak arasında çok derin farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Tamam, onu kastetmiyorsun. Kaldı yani. Ki, İlk tarifin onu kastediyorsun hayır, gibi geldi hayır, bana. Hayır, ama Sayın Başbakan bir yıl önce böyle demiştiniz diyebilmeli. Bir daha cevap verdi. Dedi ki evet öyle demiştim. O gün öyleydi, bugün şimdi, böyle. Sonra ne bunun yaparsın? Bunun bir örneği Ruşen Çakır'la yaşandı. Örneğin Ruşen Çakır Hopa ile ilgili olarak NTV'de bir böyle karşılıklı ona çatışma, atışma vesaire dememek lazım. Böyle bir şeye girişti, diyaloğa girişti ve onun sonrasında yani taraflardan hiç kimsenin, taraflar derken işte Başbakan Ruşen ve kanal yönetimini kastediyorum. Kimsenin pek mutlu olmadığını biliyorum. Neyse mesela nereden, şunu sorardım. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi söylemeyeyim. Nereden bildiğimi söylemeyeyim. Hürriyet Gazetesi'nin manşetine geçeyim. Derinlerden bilgi hayır canım herhalde. Çok derin değil. Bunlar yüzeyde. Yani birçok insan da biliyor da. Şimdi aile vergisi diye bir şey. Şükrü Kızılot yazdı Hürriyet'te bugün. Şimdi efendim özeti şu. Eğer gerçekleşirse bu bir tasarı. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bir paket. Eğer bu tasarı yasalaşırsa Hürriyet Gazetesi'nin manşetine göre Profesör Şükrü Kızılot'un haberinden söz ediyorum. Şimdi eşinize, çocuğunuza, annenize, babanıza yıllık, aylık da değil, yıllık 2500 lirayı aşan her türlü hediye, yardım, katkı vergiye tabi olacak. Şimdi daha evvel burada konuşmuştuk. Bakar bu arada anında reklam aldım. Ne oldu? Şükrü Kızılot meselesi. Bant reklam girdi de.
Ben kaçırdım. Sen o arada gözün ekrana ilişti. Bir şey gördün orada. Ben hayır, tam bunun reklamını gördüm Hürriyet Gazetesi'nin. Komşumuz, kardeşimiz olacak o kadar tabii. Şimdi daha evvel burada konuşmuştuk. Biliyorsun bu milletvekillerinin hediye kabul etme limitleri belirlenmişti. Yani hangi pahada, limite kadar hediye kabul edebilirler diye. 12 bin civarıydı. Yanlış mı hatırlıyorum? Öyle bir şeydi galiba. Evet. Şimdi bunu okuduğumda sabahleyin aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi o oldu. Bir kere milletvekilleri 12 bin liraya kadar hediye kabul edebilirken vatandaş, karı koca, evlat, ana evlat, baba evlat bile kendi aralarında 2500 dolar mı lira mı? Lira. 2500 liradan daha pahalı, daha değerli bir şeyi %35 vergi ödemeden değiş tokuş edemeyecek. Yani baba 3000 liralık bir para ya da hediye şöyle, veremeyecek. 10 bin liraya kadar %15 vesaire üst limiti %35. Anladım üst ama vergi bunlar bir araba aldı %35. Bu tasarıyı hazırlayan bence bir kahve söylesin kendine. Bir kahve içsin, oturup bir daha düşünsün. Oturup bir daha düşünsün. Ya ben ne yapıyorum diye kendi kendine bir daha sorsun. Desin ki ben ne yapıyorum? Yani kalemi kağıdı aldım. Burada bir tasarı hazırlıyorum ama ben ne yapıyorum diye bir düşünsün bence. Şimdi sabahleyin parametre programında Hakan Çelik Ebru Baki sordu ona bu konuda ne düşünüyorsun diye haberi verdikten sonra. Hakan Çelik benim çok özetleyemeyeceğim ve belki de ifade edemeyeceğim bir parantez açtı. 50 küsur saniye onu dinleyelim, devam edelim. Çünkü evet, hakikaten tam hani 12'den vuran bir açıklama oldu. İzleyelim lütfen. Dünyanın her ülkesinde maliye yönetimi nereden acaba bir yol buluruz da vergi alırız ve gelirlerimizi arttırırız diye bakar. Yani bu görevi bu insanların, bunu anlıyorum ama artık ben de biraz vatandaşın yanında durarak, vatandaşı savunmakla kendimi yükümlü görüyorum bir gazeteci olarak. Havadan, sudan, böyle her şeyden maksimum oranda vergi toplama eğilimi önemli mağduriyetler yaratıyor. Şimdi bizim övündüğümüz bir temel, bir güzel özelliğimiz vardır. Bu nedir? Türk aile yapısı deriz, değil mi? Türk aile yapısı ne demektir? Böyle bir insanların birbirlerini destekledikleri, kolladıkları, korudukları bir şeydir. Ekonomik durumu yeterli olmayan insanlar daha ekonomik olurlar, durumu iyi olan insanlardan yardım alırlar. Anneler, babalar, eşler, çocuklar, böyle bir dayanışma vardır. Hatta bölünmüş aileler var, insanlar birbirlerine yardım ediyorlar. Burada bir zorluğa yol açacak diye endişe ediyorum bu düzenleme. Uygulamalara bakmak lazım ama beni doğrusu biraz kaygılandırdı böyle bir düzenlemenin yapılacak olması. Hani söyleyecek bir şey yok herhalde, değil mi? Bilmiyorum, yani, senin söyleyecek bir şeyin var mı? Ben de söyleyeceğimi söyledim. Yani, biz bir kahve ısmarlayalım aile Sayın için, Bakan'a. Bence kim hazırladıysa onu bilmiyorum ama her kimse ciddi ciddi bir daha düşünmesi lazım. Hayır, kim hazırlarsa hazırlasın, altında bakanın arasına, imzası olacak. İşte henüz o aşamaya geldiyse bakan. Ama o aşamaya gelmiş mi bunu bilmiyoruz. Öyle bir ayrıntı ben görmedim haberde. Her kimse bunu hazırlayan ve önüne gelip de evet uygundur diyen bence bir daha düşünsün. Yani aile içerisinde hediyeleşmeyi vergiye tabi tutmak çok iyi, çok parlak bir fikir değil. Bunu yani daha ötesini söylemeye şimdi gerek var bu mı? Bu gazete bugün bu haber dolayısıyla bugün gündeme geldi. Sayın Bakan gün içinde bir fırsat bulup da açıklama yapar mı bilmiyoruz ama ben gene de müsaadenle hani bugün böyle şey coşkun beni aşmış durumda. İşte 23 Nisan'da Başbakan'a gidip Küçük Ayşe olarak röportaj yapmaktan. Sen çok umutlandın. Böyle birdenbire kendimi aştım. Sen çok umutlandın. Sayın Bakan'a benden bir kahve lütfen. Nasıl içer bilmiyorum. Bir az şekerli diyelim. Arasını bulalım. Hakikaten senin dediğin gibi, çünkü bir kahvesini içip de düşünmesinde fayda var. Şimdi gene bu arada başka bir konuya geçeceğim ama hani vergi işte hakikaten şu sıralarda bir de örtülü zamlar, örtülü vergiler her neyse çeşitli kalemlere bulan dehşet. Şimdi bu arada Sabah gazetesi borç katliamı demiş. Herkesin konuştuğu bir katliam var. Bir adamcağız eşini ve iki çocuğunu kesti, doğradı. Zaten baksana gazetede kan revan içinde kalmış neredeyse. En küçük çocuk bebek, daha bebek. Minicik, yani yeni doğmuş.
bebek 40 günlükmüş. Ona kıyamamış kesmeye, o da açlıktan zavallı ağlaya ağlaya ölmüş gitmiş. Çok korkunç bir şey. Bütün detayları çok sarsıcı. İnsanı derinden sarsan bir haber bu. Ben bunun bütün detaylarıyla tasvir edilmesine de görüntülerinin bugün gazetelerde gördüğümüz gibi yayınlanmasına da karşıyım. Bunu asla doğru bulmuyorum. Bunu haberciliğin bir gereği olarak da değerlendiriyorum. Tamam, ben bunu zaten sırf şu başlık için vermek istedim. Borç katliamı diye. Şimdi günlerdir bir polemik devam ediyor. Ali Bulaş dedi ki kadına şiddetin nedenlerinin başında kadının çalışması geliyor. Yani kadın çalışmaya başlayınca evden dışarı çıkıyor. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Neticede erkek deliriyor, kasını kesiyor ve ya da vuruyor'a getirdi. Erkek şiddetinde %90 belki de öldürülenler ev kadınları. Evde oturan kadınlar ve çok önemli bölümünde de ya gelenek töre adına cehalet ya da ekonomik sıkıntı başrolde. Ben sırf bunu söylemek için bu manşeti bununla gösterdim, bilmiyorum. Cümlelerin arasına bir şeyi eleştiriyoruz. Tabii burada bir facia var, bir cinnet faciası var. Bu cinnet cinayetinin arkasında da işte borç batağına borçlar saplanmış falan bir kişinin bozulmuş ruh halini gösteriyor bize haberler. Bu her birimizin, hepimizin borç batağına saplanıp kaldığımız ya da az önce bir vergi tasarısı, yeni bir vergi tasarısını gündeme getirip eleştirdik. Arkasına bir iki cümle bağladın sen mesela. Bu bütün memleketin baştan ayağa vergiye kesildiği, haraca kesildiği devlet tarafından ve zam üstüne zam gördüğü her şeyin dolayısıyla ekonominin ve geçimin eskiye kıyasla çok daha kötüye gittiği, çok daha zorlaştığı, geçim maliyetinin çok daha yükseldiği anlamına gelmez. Geçim maliyetini konuşacaksak o başka bahistir, onu konuşabiliriz. Ama bu buradan doğrudan o sonuç çıkmaz. Evet, konuştuğumuz vakada bir sorun var. Bunu burada eleştiri konusu yapıyoruz. Ben, ama bunu, tabloyu karartmak için yeterli bir şey tek başına olmaz. Ben tabloyu karartmaya falan çalışmıyorum Aziz'im. 1.000 lira maaşla yaşıyor insanlar. 1.000 lira maaşla Kocaeli'nde 3 çocuklu bir ailenin 5 kişinin yaşaması mucizedir. Ve sonunda hakikaten borç batağına girersin. Kimse o borç batağında, ekonomik sıkıntıda başka şekilde çıkar. Varsa ailesi, yakınları, az önce konuştuğumuz gibi onların yardımıyla, desteğiyle çıkar. Kimisi çıkamaz ama gene de ayakta durur, gider. 3 ek iş daha yapar. Eşi çalışmaya gider. Yani 1.000 tane seçenek vardır. Kimisi de cinnet geçirir. Ama bana hakikaten hani herkes güllük gülistanlık demedi. Kimse herkes lütfen. Öyle ama bir şey demedim. Söylemediğim şeyi ağzıma yakıştırmaktan da sen lütfen vazgeç. Tamam, hayır. Ben ne söylediğimi söyledim. Az önce herkes duydu. Demin kamera söylediğini söylemiyorum. Şimdi bunun üzerine. Tamam. Bundan şimdiden sonra söylemem. Bu ülkede kimse 1.000 lira maaş alan kimse yoktur falan demedim. Tamam, neyse. Yani bu başka bir şey. Anladım. Ama dedim ki geçim maliyetinin yükselip yükselmediğini konuşacaksak, mesela o 1.000 lirayla geçinen bugün, dün, 1 yıl önce ya da 5 yıl önce daha mı iyi geçiniyordu ya da 10 yıl önce, bunu konuşacaksak konuşalım dedim. Geçim maliyeti öyle hesaplanır. Yani 10 yıl önce de 1.000 lira alan vardı, tamam, ya da alamayan bugün de var. 1.000 lira alan bugün mü daha iyi geçiniyor, dün mü daha iyi geçiniyordu? Geçim maliyeti böyle hesaplanır. Bunu sen hep paranın satın alma gücü, geçim maliyeti, bunu hep gündeme getiriyorsun. Enflasyon hesaplamalarında da. Bunu gerçekten vakit bulup bir de üstelik bir bilenle, sen de bu, ben de bu konuda futbolda olduğu gibi çok bilenlerden değiliz maalesef. Bir bilenle bunu hakikaten konuşalım ama şimdi hattaki konuğumuzu bekletmeyelim. Peki. Hattaki konuğumuz Oral Çalışlar. Oral, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. İyi geçinmeler diliyorum. Kavga etmeyin fazla. Oral, şimdi senin fotoğrafının altına görebiliyor musun bilmiyorum, Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni yazdık. Doğru mu? Bizi radikalde yalnız başımıza bırakıp terk ettiğine dair haberler duyuyorum birkaç gündür. Doğru mudur bu? Akif'ciğim, arada bir biliyorsun, sen de gidiyorsun geliyorsun. Bak burası bizim ana biraz karargah. Biraz sesi
Yükseltebilir miyiz ne olur? Evet. Ha, sen de. Tamam. Evet. Diyorum ki Akif'e, o da gitti geldi. Ben de gidip gelebilirim. Burası bizim her zamanki ana yuvamız olarak görülüyor. Ben Aydın Bey'le de konuştum da öyle konuştum. Evet, yani sonunda hakikaten bir sorumluluk isteyen bir işin altına girdim. Ve yani onun da şimdi hem heyecanı hem sıkıntısını yaşadığımı sizlerle paylaşmak isterim. Sıkıntısı niye? Söyle bakayım. İtiraf et. Ya sonunda yani şimdi burada ben Radikal Gazetesi'nde keyfim yerindeydi. Dört gün yazımı yazıyordum, maaşımı alıyordum. Fikirlerimi söylüyordum. Bu burada bitiyordu iş. Ama şimdi kendi ayakta kalmaya çalışan, mücadele eden ve tabii ki ekonomik sıkıntıları da olan bir gazetenin neredeyse bütün sorumluluğunu omzuma alarak bir işe girişmeye kalkıştım. Sizlerin desteğini bekliyorum. Valla ben destekten ziyade sana köstek vaat edebilirim sevgili Oral. Benim taraf gazetesi konusundaki görüşlerim tabii ki senin gelişinle bir şeyler değişirse onu da alkışlarım elbette. Ama taraf gazetesi gerçekten çok bana göre hani kimileri bunu Türkiye'de gazetecilik devrimi diye nitelendiriyor ama ben tam tersine çok büyük bir zarar verildiği kanaatindeyim. İşte bavul haberciliğiyle diğerleriyle. Dolayısıyla bunlar olmayacaksa belki... Tarafın Bismillah daha yeni genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturmuş ne olur bunu söyleyeyim ya şimdi başına oturduğu, gazeteyle ilgili ben de burada tarafın haberciliği ve diliyle ilgili eleştirilerimi, çekincelerimi çok kez söylemişimdir. Evet. Dolayısıyla hatta meslek ahlakını bozan bir etki yaptığını da burada konuştuk seninle beraber ama yeni başlamışken beyaz bir sayfa açmayı şimdi hak ediyor bence. Tamam da ben en azından Kılıçdaroğlu'nun tamam, başbakanı açtığı kadar kredi açalım biz de. Oral Çalışlar'ın çizgisini biliyoruz. Ya ne kadar cimrisiniz ya bana kredi, daha fazla kredi açın. Ne kadar açalım? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Senin bize söylemen lazım. Biliyorsunuz hem siyasi görüşlerimi hem kimliğimi hepiniz tanıyorsunuz. Hepiniz benim çok yakın arkadaşlarımsınız. Ben de işte bir gazetenin ayakta kalması, yaşaması ve onun bir parçası olmak üzere yeni bir yolculuğa ve yeni bir maceraya başlıyorum. Bu macerada meslektaşlarımdan destek bekliyorum. Ama bu desteği gerçekten konuşabilerek ancak konuşarak aşabiliriz. Yani şimdi senin dönemine kadar olan bir taraf var. Orada NTV'deki meslektaşlarımızın Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşürme çabasından tut da dediğim gibi bavul gazeteciliğine kadar Ayşenur, benim adıma. Ayşenur işin pozitif taraflarına da bak. Negatif tarafları da var. Hayır tabii hayır. Hayır başka bir şey söyleyeceğim. Ben senden başka bir yere geleceğim. Müsaade edersen oradan sonra tabii. Da sana sorumu soracağım. Şimdi 2012 Mart'ında yaklaşık bir yıl önce Ahmet Altan şöyle bir yazı yazdı. Diyor ki sabahleyin Zafer Mutlu'dan bir telefon mesajı aldım. Özetliyor mesajı. Mehmet Baransu'nun yazısını okudun mu? Yalı Melez'in şantajla istifa ettirildiğini ve o şantaj arasında benim de olduğumu yazmış. Tümüyle iftira vesaire. Bu mesajı göndermiş Zafer Mutlu. Bunun üzerine de Ahmet Altan diyor ki özel zamanlardan geçiyoruz. Ben yazarlara karışılmasından yana değilim. Çünkü daha önce benim de başıma geldi. Ben hep istifa ederek ayrıldım. Dolayısıyla yazarlara karışmak istemem. Ama da ona ait bir ama. Ama özel zamanlardan geçiyoruz. Elde bir belge, bir kanıt, açık bir tanıklık olmadan insanlara dehşet salınmasına karşıyım. Bu konularla ilgilenen yazar arkadaşlarımdan rica ettim. Bundan böyle ellerinde kesin bir belge ya da tanıklık olmadan isim vererek insanları tedirgin edecek yazılar yazmayacaklar diyor. Şimdi bunun üzerine biraz daha belki dikkat edildi ama tamamen edilmedi. Ben senin bu konudaki tavrını tam da işte medya mahallesi huzurunda böyle bir taahhüt altına almak istiyorum. Mahallenin ya, ablası olarak. Taahhüt altına alacak bir şey mahallenin yok. Mahallenin ablasıyım yani. Şöyle şekerim senin bak. Senin üzerinde de hakkım var. Benim şimdiye kadarki çizgimi hepiniz gözünüzün önünde görüyorsunuz. Hı-hı. Ben kişisel olarak hayatımda hiç kimseye hakaret etmedim. Şu ana kadar 50 senedir yazı yazıyorum. Hiç hakkımda hakaret davası açılmadı. Kimsenin de kimseye hakaret etmesinden hoşlanmam.
Hiç kimsenin haksız yere suçlanmasını savunmam. Bunu kimsenin savunmasını da istemem. Yani bu konuda benim kendi bir hayat felsefem var zaten. Bu hayat felsefem tabii ki gazetede de varlığını hissettirecek. Yani evet. bundan hiç şeyiniz olmasın. Ben kimsem o olarak o gazetede evet. yaşamaya ve o gazeteye damgasını vurmaya devam edecek. Ben de Oral Çalışlar'a şahitlik yapmak isterim. Aynı şeyi sen de yaparsın eminim. Çizgisini biliyoruz, mesleğe bakışını biliyoruz, meslek geçmişini biliyoruz. Ağır bir mesuliyet. Dolce Vita bitti, tatlı hayat bitti. Allah kolaylık versin, Allah mahcup etmesin. Ama hakkıyla üstesinden geleceğine de inanıyoruz. Ben, o konuda benim bir tereddüdüm yok. Kendi adıma şöyle söyleyeyim. Daha önce pek çok konuda çok da sert polemiğe girdiğim, tartıştığım bir arkadaşımdır. Ama neticede küsmedik. Hani birbirimize sırtımızı... Bizim de aynı gazetede tabii. birbirimizi eleştirdiğimiz tabii. zamanlar ben oldu. Ben de o hakkımı baki tutarak, üzerinde de hakkım olduğunu düşünerek bunu söylemiş oldum yolun henüz başındayken. Oral Çalışlar şaka bir yana taraf hep göz önünde olan bir gazeteydi. Başına geçmen hakikaten cesaret işi hele şimdi. Hele şimdiden kastım şu. Türkiye ve bölge muazzam bir altüst oluş sürecinde. Böyle dönemlerde gazetecilik yapmak dikenli koltukta oturmak hatta dikenli çivili fıçıda yuvarlanmak gibidir. Son olarak yarın cenazeler toprağa verilecek Diyarbakır'da törenle. Başında da konuşmuştuk biz de oradan geçeriz senin sayende. Herkes bir provokasyon olmasın diyor. Ama bunu herkes söylüyor. Nasıl bir provokasyondan endişe ediliyor? Ve eğer herhangi bir küçük de olsa provokasyon olursa bu adımlar nereye evrilir ne olur? Ya şimdi yani eğer provokasyon olması istenmiyorsa iki tarafında dikkatli davranması gerekiyor. Gerçekten işte sonunda PKK'lı da olsa, aranıyor da olsa ülkesinde toprağa verilmek üzere 3 kadın bir vahşi suikast sonucu öldürülerek memleketlerine geliyorlar. Buna Türkiye'nin barışı, huzuru için kucak açmak. Onları çünkü artık ölenle tartışmaya devam etmenin bir manası yok. Asıl olan Türkiye'nin huzuru ve barışıdır. Bence bu konuda çok önemli günlerden geçiyoruz. İki taraf da çok dikkatli davranıyor şu ana kadar. Çok özenli davranıyor. Bence bu özeni hep birlikte sürdürelim. Ve Türkiye'nin gerçekten bu şiddet ortamından kurtularak huzur içinde yaşayan bir ülke haline dönüşmesi için hep birlikte gayret edelim. Yani ve ben çok ciddi bir şey beklemiyorum samimi olarak söyleyeyim. Çünkü iki tarafta da ciddi duyarlılık var. Yani ben Selahattin Demirtaş'ı da dinledim. Çok özenli davranacaklarına dair. Hükümetin tavrı da gayet dikkatli ve özenli. Ben ortamın elverişli olduğunu, belki de bu cenazelerin de yeni bir barış umudu ve barışın gerçekleşmesi, çözümün gerçekleşmesi için yeni bir ivme haline dönüşebileceğini de düşünüyorum. Biz işe bu tarafından bakalım. Bir şey diyor musun bu konuda? Belki Biz bence konuşmaya devam edelim. Herhalde biraz işleri vardır. Belki Oral Çalışlar. Sen Oral tarafa gitmeye başladın mı? Yok daha ben bugün şeydeyim. Size komşu yerdeyim. Radikal binasındayım. Yazı işleri toplantısına katıldım sabah arkadaşlarımla beraber Radikal'de. Ya 1 Şubat'ta niyetim. Daha henüz tam zamanlamayı ayarlamadık ama öyle diye düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Yeni yazar almak ya da var olan ekipte... Ya o konularda hiçbir şey karar verebilecek kadar bir bilgiye ve egemenliğe sahip değilim şu anda. Yani ben tamamen öğrenme aşaması yaşayacağım. Şimdi gideceğim gazetede bir 15 gün. O öğrenme sürecimin ardından bu gazetenin neye ihtiyacı var, benimle birlikte nasıl yürüyebilir, onlara o zaman karar vereceğim. Peki, yolun açık olsun diyelim. Yolun olun, açık olsun ediyorum. Ve gazeteniz, ben de iyi yayınlar diliyorum. Ve gazeteniz kimseyi üzmesin. Kimseyi üzmesin derken muhakkak üzecek de haksız yere üzmesin. Seni üzmeyeceğim şekerim merak etme. Sen bizi aldırma kolay gelsin yolun açık olsun. Niye aldırmasın? Hem de nasıl? Sizlere dikkat edeceğim. Sizlerden uyarı alacağım. Sizlerin desteğini de eleştirisini de her zaman. Tamam bu ben eleştiriye açık ve diyaloğa açık bir insanım. Ne kadar farklı fikir olursa olsun. Ne kadar kavga edersek edelim, hepiniz arkadaşlarımsınız, meslektaşlarımsınız. Bunu hiçbir zaman unutmadan öyle çalışacağım. Teşekkürler Oral. Peki, görüşmek Aziz, üzere. Öyle deme, bizden korksunlar, bizden çekinsinler. Biz sürekli çünkü herkes... Korku salmayalım. Bak az önce aktardım.
Ahmet yok, Altan bile bir şikayet üzerine ne diyor? Burada insanları tedirgin ama edecek yazılar yazılmasın. Yok, bak. İki şey var. Bir, doğrudan söylüyoruz. Bir şey gelirse ya korkutmak değil tabii, ben de işin tepesindeyim ama şu, hani arkadaşımız dostumuz diye kimsenin gözünün yaşına bakmayız. O gazeteyi de eleştiririz, bu gazeteyi burada, de eleştiririz. Oralı da ben kendi adıma memnuniyetle parçalayabilirim. Burada, daha önce çok yaptığım üzere. Burada tabii sonuçta görev değişikliği sebebiyle konuştuk Oral Çalışlar'la. Biz de sertçe birbirimizi eleştirdik zamanında. Yani Radikal'de Oral ve sen yaptığımız. Tabii aynı gazetenin farklı sayfalarında birbirimizi eleştirdiğimiz, kıyas ya hatta eleştirdiğimiz oldu. O ayrı bir şey. Bugün bu vesile itibariyle, yani görev değişikliği üzerine konuştuğumuz için söylenebilecekler biraz daha bana göre sınırlı şeyler. Şimdi aslında Oral bugün İlker Başbuğ'u yazmış. Hani hatta kalıp belki de bunu da sorsak iyi miydi diye bir an düşündüm. Çünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde İlker Başbuğ'la ilgili trajikomik, bilmiyorum deyim yerinde olur mu? Çünkü hem çok komik ama aynı zamanda yol açtığı şeyler itibariyle de çok dramatik bir haber var. Boru bilmecesi. Şimdi birinci sayfada görüyorsunuz haberi. Toygun Atilla'nın haberi. Çok ilginç bir gazetecilik yapmış. Aslında herkesin gözünün önünde olup da kimsenin görmediği, hatta olayın kahramanının bile farkında olmadığı bir gerçeği, merak duygusu, her gazetecide olması gereken merak duygusunu devreye sokarak aydınlatmış. Şimdi olayı istersen bilmiyorum. Sen beraber anlat, ben onun, tamam. Ben de kendimce adını koyayım. Peki. Şimdi efendim şöyle, geçenlerde Toygun Atilla anlatıyor. Diyor ki geçenlerde işte bir takım gelişmeleri öğrenmek üzere İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'in ofisine gitmiş. İşte bir şeyler konuşmuşlar vesaire. Bu arada Toygun Atilla demiş ki ya demiş, hani İlker Başbuğ da ama demişti ki o lav silahları için. Şu fotoğrafı hatırlıyorsunuz zaten. Bunlar için boru ifadesini kullanmıştı. Boru demişti. İlkay Sezer demiş ki hayır demedi. Ben ısrar ettim diyor Toygun Atilla. Dedi, ben kulaklarımla duydum. İfadeyi net hatırlıyorum. İlkay Sezer avukat kesinlikle demedi dedi. Döndüm ve Allah'tan hani artık arşive ulaşmak çok kolay, görüntüsüyle, sesiyle. Aklına takılmış, girmiş arşive ve bakmış. Şimdi İlker Başbuğ diyor tam ki... Tam olarak ne demiş cümlesi birebir? Şimdi diyor ki, bu kullanılmış boş lav. Bu bir kez kullanılır, lav silahı bir kez kullanılır. İkinci defa kullanılamaz. Bunu eğitimde, birliklerde kullanırsınız. Onun dışında çöpe atılır. Başka bir işe yaramaz. Bu 5 tane boş lavı niye gömdüler? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Kesinlikle merak için soruyorum. 5 tane boş lav hiçbir işe yaramaz. Paketlenerek gömüldü. Neden? Demiş. Boru lafı geçmiyor mu içinde? Hayır, hiç geçmiyor. Boru sözcüğünü kullanan Deniz Baykal'mış. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Galatı meşhur derdi eskiler. Evet. Yani yaygınlık kazanan yanlış şeyler. Yanlış bilinen bir şeyin yaygınlık kazanması. Bir yanlışın yaygınlığı diyelim. Bu yaygınlık kazanmış bir yanlış. Hepimiz boru sözünün İlker Başbuğ'a ait olduğunu zannettik. Bana sorsan ben de öyle derim. Ben de öyle derdim. Daha vahimi. Mahkemede savcı sormuş. İlker Başbuğ evet demiş, kabul etmiş. Yani o da öyle hatırlamış sonuçta. Tabii, kendisi bile inanmış. Kendisi bile inanmış. O kadar demek ki yaygınlık kazandı. Çarpıcı bir haber, onu kabul ederim. Yani bir detay bazen çok şey değiştirebiliyor.
İlker Başbuğ'un gömülü olarak çıkarılmış olan LAV silahları ile ilgili düşüncelerini az önce aktardın. Dolayısıyla boru dememiş olması da onun kanaatlerini değiştirmez. Yani o sözlerin arasına boru lafını da koysan. Kanaatten söz gider. Etmiyor ama burada. Yok, şunu söylüyorum. Yani şunu söylüyorum. Az önce değerlendirmesini aktardık ya. Evet evet. Orada yanlış bir şey var mı? Ayrı mesele. Ben kanaati yanlıştır demiyorum ama diyorum peki, ki düşünceye kanaat düşünce hayır, demek. Ama, hayır tamam da o şey de eleştirildi. Senin yani, itiraz edeceğin bir yere gelmiyorum. Hayır hayır. Senin, ben de diyorum ki onun de, içerisine sonuçta. Azim ben de kavga çıkartmak anladım. İçin sormuyorum. Nedenini anlatırsan daha iyi anlaşılır diye soruyorum. Tamamlamış olsam anlatmış peki. Olacaktım. Az önce burada senin aktardığın okuduğun o gömülü LAV silahları ile ilgili yani aslında bir kez patlatılmış ve bir daha da patlatılma ihtimali bulunmayan o LAV silahları ile ilgili düşünceleri ortada, değerlendirmesi ortada İlker Başbuğ'un. Onun arasına boru lafını da koysan, sıkıştırsan anlamı bozmuyor. Bozmaz da. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla anlamda kayda değer bir değişiklik meydana getirmeyecek bir şey bu ama çok simgeleşti. Çok simgeleşti. Hayır, aslında patlatılmış ve bir daha da bir işe yaramayacak olan bir LAV silahına boru denilebilir. Yani sonuçta bir boru o artık. Ama yani. Bak sonrasındaki silah tartışmalarda... Niteliğini kaybetmiş, silah niteliğini kaybetmiş olur. Fakat bu değerlendirmesi üzerine boru lafını Deniz Baykal kullanmış. Evet. Bu bir şeyi, durumla ilgili bir şeyi değiştirir. Genelkurmay, o dönemin Genelkurmay Başkanı'nın... silahla ilgili değerlendirmesini değiştirmez ama Genelkurmay Başkanı'na yönelik ön yargı ile ilgili durumu değiştirir. Yani bir ön yargı bulunup bulunmadığı ya da bu tür şeylerin kolayca üzerine yapışıp yapışmadığı ile ilgili bizim algımızı değiştirir. Burada algımızla ilgili bir soruna işaret eder bu haber. Yani bunu peşinen kesin kes kabul edebiliyoruz. Diyoruz ki evet, yani boruyu o dedi. Bu kadar üst üste çakışabiliyor, bu kadar örtüşebiliyor. Yani hatta sen aktardın, daha çarpıcı olanı savcının sorusuna cevaben kendisinin de evet, evet doğrudur demesi. Yani evet boru lafını kullandım demesi. Evet, şimdi benim burada bunun altını bu kadar çizmek istememin, senin de hani çok ilginç ve hakikaten medyanın işlevi belki ya da bir algı meselesi konusunda önemsediğim bir haber. Şimdi yalnız burada şöyle bir şey var. Neden peki biz bu habere bu kadar önem atfettik? Neden bir boru lafı bu kadar önem kazandı? Şundan, o sırada şöyle bir algı yaratıldı. Şimdi önce boru demediği halde boru denmesi başbakana pas atıyormuşuz. Herhalde artık bir daha dönemeyiz. Görüşmek üzere diyelim ve pas atalım. Hani peki. Bunu sonra konuşuruz umarım. Çünkü söyleyecek lafımız vardı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.